Şuradan başlamak isterim hocam. Mustafa Kemal öldü mü, öldürüldü mü tartışması gibi şeylerle meşgul oluyoruz. Siz bütün bunlar, ben o özelde sormuyorum. Bütün bu yaklaşımlara nasıl bakıyorsunuz hocam? Zırva saçma diye bakıyorum. Yani bundan daha saçma sapan bir tartışma olamaz. Öldü mü, öldürüldü mü? Gazi Mustafa Kemal Atatürk hastalığın sonucunda vefat etti. Şimdi öldürüldü mü? Şeyin saçmalığının peşine düşülmesi yeni bir şey değil. Daha önce de bir dediler zehirletildi. İki masonlar öldürdü. Niye? İşte mason derneğinde kapatmış olduğu için. Şimdi bakınız 2008 yılı ki ben çok uzun bir zaman Atatürk'ün biyografisi üzerinde çalıştım. 25 yıl gibi uzun bir zaman araştırma ya. İşte öyle de yazıldı. Bu hastalığıyla ilgili bütün olduğu gibi raporlar tutulmuş. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi'ne o zaman konuştum. Çapa'ydı, Cerrahpaşa'ydı. Aklımıza ne geliyorsa bu ülkenin ciddi üniversiteleri. Tıp fakülteleri. Her seferinde söyledim işte kimileri, benim büyüklerim, abilerim. Dedim ki bakınız iki sorun var size. Madde bir. Evet o gün için böyle bir siroz teşhisi konmuş. Bugün size gelse muayene etseniz ne teşhisi koyarsınız? Dediler ki çok net karaciğer kanser teşhisi koyarız bugün gelse. İkinci husus bu zehirlenme meselesi. O günkü tedaviye göre kullanılan ilaçlar civalı ilaçlar. Ve vücutta civa eritilmi öyle söyleyeyim. Eritilmi onlar birikiyor. İşte şimdi zehirlenme diye konuşuyorsanız bu biriken civalar üzerine konuşacaksınız. Can Dündar Mustafa yapmıştı ya Mustafa'yı. Hı hı. Çok ağır da tepkiler aldı. Tepki gösterenlerden birisi de benim. O zaman Cem TV'de program yapıyordum. Yönetmen var Mustafa Altıoklar. Aynı zamanda tıp doktorudur. Mustafa Altıoklar. Onu programa davet ettim. Dedim ki bir hem bir yönetmen olarak sinema dünyasının insanı olarak eleştirini dinlemek isterim. İki bir de tıp adamı olarak bu o günde aynı tartışmalar oldu. İşte öldü, öldürüldü, işte sirozdu, karaciğer kanseriydi. O da çok güzel. Karaciğerin sirozda aldığı şekille kanserde aldığı şekli anlattı. Ve dedi ki bugün gelse, doğru söylemiş hocalarımız, bugün gelse tedavi teşhisi karaciğer kanseri olarak koyarız. Çünkü burada çok ince bir çizgi var işte. Birisinde karaciğer pütürlü hale geliyormuş, birisinde işte düz parlak hale geliyormuş. Öyle anlattı programda. Tabii belgeselin de bir sinemacı gözüyle de belgeselin öbür kısmını çok ağır eleştirdi. Şimdi dolayısıyla bu öldü, öldürüldü meseleleri üzerine kafa yormanın, bununla enerji tükettirmenin ben çok anlamsız olduğunu görüyorum. Çok anlamsız. Onun yerine biz enerjiyi, yahu ne anlatmaya çalıştı? Döneminin öteki devlet adamlarıyla, işte tarihteki devrimcilerle, biz bunlarla bir mukayese yoluna gitsek, burada ortaya bir ideoloji konulup konulmadığını bir tartışmaya açsak, onun üzerine bir konuşsak, bizim netleştirmemiz gereken başka hususlar var. Çünkü bana göre şu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin birleştirici temel tek aktörü. Çünkü Cumhuriyet'in kurucu babası. Şu anda dünyada, geçmişi bilmem, şu anda dünyada hiçbir ülkenin kurucu babası, kurucu önderi, lideri için hayat ölüm günü nedeniyle bir dakika, iki dakika durmuyor. Dünyada bir tek kişi için ülkede hayat duruyor. Şimdi bu kadar önemsediğimiz herkesin ama büyük bölümüyle önemsediğimiz biz birisi için kalkıp bu öldü, öldürüldü, zehirlendi, zehirlenmedi. Bu saçma sapan tartışmanın içine girmenin ben çok anlamsız buluyorum yıllardır bunu. Bunun üzerine kitaplar da yazdılar. Daha fecisini yaptılar. Atatürk'ün kehanetleri diye kitap yazdılar. Arkadaş bu adam falcı mı ya? Delirdiniz mi siz? Bu adam askeri dünya tarihinin dört büyük askeri strateji dehasından birisi diye hitap ediliyor. Kim? 1934 yılında Mark Twain Enstitüsü yazdığı mektupta ifade etti. Büyük İskender, Jules Caesar, Napolyon Bonaparte ve Atatürk. Ötekilerinde tabii farklı nitelikleri var ayrı bir şey. Ya biz bunun üzerinde başka tartışmalar yapmalıyız. İşin tuhaf tarafı bu öldü, öldürüldü, zehirlendi, zehirletilmedi ifadelerini büyük bölümüyle tartışanlar da savunanlar da kendilerinin Atatürkçü olduğunu iddia edenler. Bu yüzden çünkü buna da cevap vermek gerekiyor. Şimdi mesela Atatürkçülük adı altında böyle işte o rozetçilik yapılıyor ya.
Şimdi bir tanesi demiş ki Atatürk'ü konuşmak sizin ne haddinize? Atatürk ve CHP etiketine. Atatürk'ü konuşmak sizin ne haddinize? Siz konuşamazsınız. Size diyor bu arada hocam. Yani. Bana bir Erol Müterci. Hayır, bak, size derken hayır, bize, anladım. Bize diyor da dur, siz şu anda konuğumuzsunuz. O yüzden diyor. Anladım, bir dakika. Şimdi şu bu terbiyesizliği yapan Atatürkçü geçinen ve Atatürkçü mahalleye ait olan terbiyesizliği yapan. Belki de değil. Hayır, terbiyesizliği yapan her kimse. Bu ülkede Atatürk üzerine konuşmak şu anda yaşayan araştırmacılar içerisinde bana aittir. Ben ömrümün 25 yılını verdim buna. Önce bununla ilgili yapacaklar çalışmalarını sonra gelecekler. Lamıcım yok. Da yani, anladım. Söylüyorum ona. O terbiyesizliği yapma hakları yok. O terbiyesizliği yapmasınlar. Sabırla oturur dinlerler ne anlatılacağını. Madde bir. Şimdi bunu kenara koyalım. Evet. Madde kenara. Şimdi gelelim öbür meselelere. Şimdi Neon meselesi. İsmet İnönü ile Atatürk arasında en sıkıntılı konu oldu. Tevfik Rüştü Aras'tır. Görüşmeleri sürdüren. Dışişleri Bakanı. Evet. Sürdüren. Burada Florya Köşkü'nde Tevfik Rüştü Aras geldi. Durumu söyleyince. Çünkü Atatürk'ün orada önerdiği çözüm yoluyla İsmet İnönü'nün başbakan olarak önerdiği çözüm yolu farklı. Ama Atatürk'ün söylediği şekliyle çözüldü iş. Çünkü öngörüleri güçlü. Onun üzerine Tevfik Rüştü Aras'a dedi ki duymasın. Eyvah duymasın diye aralarında böyle bir de gülüşme geçer. Anekdotlar öyle anlatıyor meseleyi. Çünkü ben de o işe çok kafa yordum işte şu araştırmaları yaparken. O Celal Bayar'la ilgili o konuşma burada geçmiyor hocam. O konuşma hastalandı. Ankara'ya son gitmek istiyor. Yok, Neon'la ilgili söylemedim onu. Tamam. Sonra hazırlandığında sonra Celal Bayar başbakan. Aynen çünkü öyle. Çünkü Neon olaylarını biliyor yani. Hani bir şey değil. Müsaade ediniz. Kehanet tamam, değil. Doğru. Yani. Hiç kehanet değil. Hiç. Celal Bayar Başbakan artık hastalığı çok ilerledi. Ama ona rağmen Ankara'daki işte Cumhuriyet Bayramı bu kutlanacak edecek. Ona gidilecek. Partinin de işte kuruluşu orada konuşma yapılacak. Gitmek istiyor. Hatta şöyle dedi. Ne olacaksa bana Ankara'da olsun. Doktorlar izin vermediler. Nitekim doktorlar haklı çıktı. Oradan bile ayağa kalkamadı. İşte Celal Bayar'a orada söylüyor. Çocuk diyor artık görüyorum. Yani çok geç. Ama diyor hesaplarınızı iyi yapın. Büyük savaş çıkacak. Tarafları falan da anlatıyor zaten. Ondan önce de biliyorsunuz Amerikalı general geldiğinde ifade etti onu. İkinin sonu olacağını şu. Hep onu ifade ediyorum bakın. Biz maalesef ne yazık ki. Her iki mahalle içinde söylüyorum. Biz Atatürk'ü oturup doğru düzgün olması gerektiği şekliyle bir konuşamıyoruz. Yahu bu adam son 2500 yıllık insanlık tarihinde dört büyük askeri strateji dehadan birisi diye kabul ediliyor. Büyük komutan demiyorum. Yüzlerce büyük komutan geldi savaş tarihine. Ne büyük komutanlar geldi. Ama şimdi bu adamın durumu farklı. Arkadaş ve bu adam bu topraklardan çıktı. Bir sakin bütün yönleriyle bir ortaya koyalım. Ortaya koyduktan sonra eleştiri artısı bu, eksisi bu. Olması gereken bu. Bakınız. Ölümünün 80. yılına geldik değil mi? Hala bu ülkenin insanları olarak bizler üzerinde tartışma yapılamayacak olan mükemmel biyografisini yazamadık. Bütün biyografiler eksik. En uzun çalışan benim buyuru eksik. Ben kendim söylüyorum. Mükemmel değil ama en geniş kapsamlı biyografi bu. Bütün olayları anlattım. Bakın İsmet İnönü ile Atatürk arasındaki kavgayı tam yazamamalarının sebebi şurada oldu. Anadolu Kulübü'ndeler yemeğe davet ediyor. Zaten en son orada ipler orada kopuyor. Sofra kuruyor. Yaşayın. Asansörden iniyorlar işte hepsi anlatıyor kitaplarında. Asansörden indiklerinde İsmet İnönü'nün yüzü pancar gibi. Ve dönüyor Atatürk. Oradaki heyete diyor ki İsmet Paşa yemeğe kalmayacak. Zaten o iplerin koptuğu an. Şimdi o asansörde ne konuşmuşlar? Tartışmanın ana meselesi ne olmuş onu bilmiyoruz. Ama ondan önce bir Çankaya akşam sofrasında İsmet İnönü'nün devlet sofradan mı artık idare ediliyor cümlesi var. Tabii orada bir cümle var. Şimdi bütün bunların hepsinin onlarca tanığı var karşımızda. Efendim çatışmanın ana kaynağı ne? Biz yaptığımız büyük yanlışlardan birisi İsmet İnönü'nün de Atatürk ayarında bir deha olduğunu düşünüyoruz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hadi düşündürtenler ya, var. Hayır efendim çalışanlar var. Bakın oradaki olduğu gibi eğer devlet adamları maalesef ne herkes için geçerli. Bugün Tayyip Bey için de geçerli. Çevresini kuşatıyor dar bir şeyler. O kuşatılanlar öyle bir iş yaratıyorlar ki zıvanadan çıkarıyorlar buradaki liderleri.
Bir bırakmıyorlar ki kendi soğukkanlılıklarını onu çözsün, bunu yapsın bilmem. Şimdi burada kurucu cumhurreisim. Kim yazmışsa saçmalamış, zırvalamış. Mesela Atatürk'ü koruma kanunu doğru buluyor musun? Atatürk'ü korumaya gerek var mı kanunu? Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki korunmaya gereksinim yok. Ama o yasanın çıktığında Demokrat Parti onu niye çıkarttı? Çünkü daha sıcağı sıcağına çok ağır saldırılar başladı. Unutmayalım ki Celal Bayar evet bir liberal, doğru. Ama Celal Bayar ölümünün son gününe, son saniyesine kadar samimi, içten, doğru bir Atatürk sevdalısı ve o dönemin devrimlerin sevdalısı bir adam. O korunması gerektiği böyle bir zaruret doğdu ortaya. Mecbur oldular çünkü o saldırılar bilmem ne başlamış, şu olmuş, bu olmuş. Şu hocamın ben buradayken uzman olarak şu ekonomi konusuyla ilgili ben bir iki şey söyleyeyim. Oradaki eksik gedik tarafları lütfen kendileri de tamamlasınlar. Şimdi bakınız. Atatürk 1923 yani İzmir İktisat Kongresi ki çok önemli, alınan kararlar tamamen liberal ekonomi kararlarıdır. Tamamen. Şimdi bu bir. İki, bizim cumhuriyetimiz yani cumhuriyetin laik karakteri ve Erzurum Sivas Kongreleri asıl önemli olan bizim için Amasya Genelgesi. Çünkü o bir strateji belgesi ve yol haritamızdı. Bütün onlara baktığımızda bizim cumhuriyetimiz demokratikleşmeye evrilecek bir cumhuriyet. Başaramadık ayrı bir şey. Başaramadık ayrı bir şey. Ancak bunun da liberal dünya görüşüyle olacağını biliyor. Şimdi bizde liberal ekonomiye yöneliş ya da onunla ülkenin ekonomi politikalarının belirlenmesi hususu İttihat Terakki hükümet programlarında da var. Yani bu görülmüş, görülmemiş değil. Ama toplumsal yok, burjuva sınıfın yok, proletaryon yok, endüstri devrimini yapamamışsın. Çok olumsuzluklar var ama ona rağmen müthiş bir iş başardık biz. Biz bütün bunları tartışıyoruz ama kendi ülkemize de, kendi halkımıza da bir taraftan da haksızlık etmeyelim. Batının 350 yılda yaptığını biz 85-90 yılda yapmaya çalıştık. Çok önemli yollar aldık. Çok önemli işler yaptık. Yapılan bak, Cumhuriyet'in başındaki fabrikalar ortada, demir yolları ortada. Bütün o yokluklara, yoksunluklara rağmen hastalıkla mücadele et, eğitim, öğretim bunu kaldırmaya çalış, okullarını yap, yollarını yap. Bir taraftan da fabrikalarını kurmaya çalış, ziraatini geliştirmeye çalış. Bu dünya tarihinde öyle çok kolay görülmüş bir iş değil. Bu toprağın insanları başardı bunu. Bunu bu toprağın insanları başardı. Onun için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamdaki liderliği önemli. Liberal ekonomi kurallarına göre programlar geliştirildi. Ne zamana kadar? 1928. Çünkü 29 ekonomik dünya krizi kapıda göründü. ABD ekonomisi çöktü. Avrupa çöktü. Bu sefer Mustafa Kemal Paşa'da bir korku, kuşku, endişe başladı. Biz de güçlü değiliz. Çok bunlar gibi hiç güçlü değiliz. Ya bu cumhuriyete bir şey olursa? İşte orada sizin demin altını çizdiğiniz ekonomik modelin değişikliği. Ama yine de özel sektörü ihmal etmedi. İzmir İktisat Kongresi'nde ne diyor? Özel sektörün geliştirilmesi diyor. Köylünün kalkındırılması, bunlara banka kredilerinin sağlanması için bankaların yapılması, işte Hindistan Müslümanlarından yani o cemiyetten gelen paranın 600 ne yazıyorlar da 647 bin lira mı ne, evet, bir rakam yazıyorlar. Evet. Onun üçte bir kadarını savaşta harcamış, geri kalanını tutmuş. Kayınpederi Muammer Bey'i çağırdı. Dedi ki Muammer Bey, elimde şu para var, buyurun. Bununla ne yapalım? Önerisi şu oldu, ithalat ihracat şirketi kuralım. Dedi ki yakışır mı bana böyle şey? Yakışır mı? Buyurun dedi, bu banka kurulsun. Peki kim o kurulacak? Kimse kalmamış ki, bankacılıktan kimse anlamıyor. Akıllara Celal Bey geldi. Niye? Zamanında Osmanlı Bankası'nda veznedarlık yapmış. Evet. Bankacılığı bir tek o biliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bakın insan... Bir bankacılık tecrübesi var. Düşünebiliyor, evet aynen. Bakın o insan yoksunluğumuza rağmen biz neler yarattık aslında. Biz bir türlü bunları tartışmıyoruz. Bunların kıymetini bilmiyoruz. Kendi kıymetimizi bilmiyoruz. Özür diliyorum. Verdi onu. Yanına da dedi ki 10-12 tane de bizden müteşebbis, sermaye sahibi, Türk Müslüman unsurlar bulunuz. Yanına koyunuz. Banka kurulsun. Hatta ismi önce bir Fransızca isim önerildi. Sonra Hasan Sak'a bir anda İş Bankası demiş. Sonra Türkiye İş Bankası şekline dönüştü. Bakın ilk bankanın kuruluşu Ziraat Bankası eski biliyorsunuz. Onun ardından hocam Maden Bankası'nı kurduk, öyle mi, değil mi? Evet. Ondan sonra kalktık Sümerbank tekstilcileri, tekstil sektörünü kalkındırmak için kurduk. Bütün bunları konuşmuyoruz. Kendimizi ziyan ediyoruz biz. Kendimizi ziyan ediyoruz. Ondan sonra şu saçma sapan konuşmaların içine. Bu nereden çıkıyor? Ne demek, bu nereden çıkıyor hocam? Şimdi mesela ne demek? Erol hocam dedi ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
Erol Mütercimler deyince sorun yok. Herhangi başka bir, yani burada anladım, olmadıkları için isim vermeyeceğim. Tamam. Recep Tayyip Erdoğan bunu deyince sorun çıkıyor. Şimdi meselem şey değil, siyasi bir şey değil. Bunu ya da Ebubekir Sofuoğlu, Gazi Mustafa Kemal deyince bir şey oluyor. Ne oluyor? Niye diyemiyorsunuz? Ben desem bile biz niye yani iktisat politikasını konuşmak varken, dış politikasını konuşmak varken niye Gazi Mustafa Kemal Atatürk mü dedi demedi mi? Sadece Kemal mi dedi, Mustafa mı dedi? Ne oluyor yani? Ben bunu yaşadım, az önce söyledim. Şimdi adım Ebubekir, soyadım Sofuoğlu, herhalde ondan. İmam Hatip mezunuyum, herhalde Sofuklu ondan. Evet. Bu az önce söyledim ya, müftiye nikah meselesinde laiklik ilkesini burada bu kadar bunun önüne geçirmeyin. Halkın isteklerinin önüne geçen bir laiklik halkı memnun etmez. Bu Atatürk döneminde de yaşandı. Atatürk'ün cenaze namazı kılındı. Kız kardeşinin isteği üzerine herkes tedirgindi. Efendim, vay sen vallahi billahi sen dinsiz mi demek istedin? Bakınız, buradan bu çıkar mı ya? Dur, onu söyleyeceğinizi unutmayınız. Habertürk'te Balçiçek'in programındayım. Yine 10 Kasım konuşuyoruz. Anlatılırken dedim ki son sözleri şu oldu. Başını çevirdi, komadan kalktı, bakın. Üçüncü günü komadan kalktı, başını çevirdi kapıya doğru, gülümsedi ve aleykümselam dedi, Hakk'a yürüdü. Arkadaş, neler söylendi? Yahu o anda odada 9 tane doktor var. Şimdi yani Atatürk bunu söyleyemez mi? Siz ne saçmalıyorsunuz? İkincisini söyleyeyim. Bu yalnızca merak etmeyin, sizin başınıza gelmiyor. Bu, bakın 2008... Bu kitabın yayınlanmış. Röportaj yapılıyor. Vatan Gazetesi sordu muhabir kız. Röportajı yapan. Dedi ki Atatürk'ün hayran olduğu kişiler. Dedim kendisi röportajında söyledi. Dedi ki iki kişi. Birisi İslam peygamberi Hazreti Muhammed. Ötekisi Fatih Sultan Mehmet. Gibi uzun bir röportaj. Bunu ne zaman söylüyor? Röportajında söyledi Atatürk bunu. 2-3 röportajında söyledi. Ya hangi yıl? Şeylerinde 1900... Böyle deyince de bu sefer diyorlar ki Atatürk'e zorla namaz kıldırdılar. Bakın şimdi. Bir çevrede böyle diyor. Ne oluyor? Gazeteye yazı işlerine gidiyor. Bakıyorlar. Affedersiniz, yılını hatırlayabildiniz mi? Yok, yılını hatırlayamadım. Bu yalnız 3 kere konuşuldu bu mesele. Çeşitli röportajlarında yabancı gazetecilere de söyledi. Bizde de söyledi. Bizde de söyledi. Bizde de 3 kere söyledi bunu. Bir kere de değil. Efendim şeyine yazı işleri diyor ki tereddüt ediyorlar, bu olur mu? Peki ne yapalım? Işıklar içinde uyusun. Benim de tez danışmanım hocam. Toktamış Ateş hocaya gidin diyor. Toktamış hocaya gidiyor kız. Diyor ki hocam böyle böyle Erol Mütercimler'de işte kitabı yayınlandı, böyle böyle dedik. O da çünkü doğru söylüyor, çünkü Atatürk söylüyor bunu. Ve ne yaptı gazete? İkimizin röportajını yan yana yazı yayınladı ki kendilerine gelecek olan bununla ilgili saldırıları kaldırsınlar diye. Biz bir türlü şunları kavrayamıyoruz. Bakın, Türkiye'yi laikleştiren yasalar çıkıncaya kadar ki Atatürk'ün konuşmalarıyla bu yasalar çıktıktan sonraki Cumhur Reisi olarak Atatürk'ün konuşmaları. Arkadaş, bunlar birbirlerinden farklı şeyler. Ben her zaman şunu söylüyorum herkese. Ya biz bu kuşaktan, biz bu adamlardan daha mı iyi biliyoruz her şeyi? Ya bunlar koca bir imparatorluğun tasfiyesi üzerine geldiler. Onun üzerine bir sistem yaratıyorlar. Hepsi Osmanlı Devleti vatandaşı. İşte hepsi Sultan II. Abdülhamit'in modernize ettiği okullardan mezun olmuşlar. Çünkü hepsi mükemmel kurmay subay. Hepsi çok mükemmel kurmay subay. Çünkü dönemin Avrupa'yla denk okulları hepsi. Tıp fakültesi o zaman söylüyorlar Avrupa'dan bile daha ileriydi diye ifadeler kullanılmakta. Biz bütün bunların hepsini ziyan ediyoruz. Ben en çok buna üzülüyorum zaten. Biz sanki yokmuş gibi yok farz ederek bunları konuşuyoruz. Şunu tartışmalıyız. Şimdi Atatürk ve o kuşak hangi okullardan yetişti? Sultan II. Abdülhamit'in modernize etti. Peki kim kurdu bu askeri okulları? Sultan II. Mahmut kurdu. Peki ondan önce ne var? Ya Lale Devri'nden itibaren bizim modernleşme çabamız var. Biz Batıcılık, İslamcılık, Osmanlıcılık, Türkçülük diye düşünce akımları tartışmışız 1860'tan itibaren. İşte ne, herkes bir çıkış yolu aramış. Demin ne kadar doğru bir şey söylediniz. Atatürk Batı'ya çok ağır eleştiriler getirmiştir. Atatürk Batıcı değil ki. Çok ağır eleştiriler getirmiş. Neden? Çok basit bir şey. Emperyalizme karşı savaş veren ve insanlık tarihinde emperyalizmi ilk kez mağlup eden ulus biziz. Biz bununla gurur duymuyoruz, biz bununla övünmüyoruz, biz böyle günlerde bunları konuşmuyoruz. Konuştuğumuz meselelere bak.
Zehirletildi, zehirletilmedi. Onunla niye küstü? O ona gidecekti, gelmeyecekti. Ya bırakın bu magazin meseleleri. Atatürk eleştirilebilir mi hocam? Gayet tabii ki. Ya Atatürk insan. Sizin gibi, benim gibi insan. İnsan yanı eleştirilir. Devlet adamlığı yanı eleştirilir. Komutanlık yanı eleştirilir. Ama samimi misiniz bu cevap? Yani arkadaş burada yazmışım. Yok yok, şimdi Ebu Bekir hocam çıksa, yani sizin adınıza konuşmayayım da şey olarak, örnek olarak dediler ya zaten. Dese ki harf inkılabı yanlıştı dese, misal atıyorum şöyle, ya herhangi bir şey. Tamam. Bakın ya, söyleyebilirim. Şapka inkılabı yanlıştı dur desem. Bakınız söyleyeyim. Ne olur? Bir saniye, zaman bir dakika. Söyleyecek ama söylerken de akademik olarak parametrelerini alt alta aynen koyacak. Bakın en canlı örneğini Ömer'den vereyim. Ömer'in kendisi burada canlı yayında anlattı. Ben de ilk defa oradan duydum. Ömer dedi ki ben Bilgi Üniversitesi'nde hocaydım. Türk Devrim Tarihi dersinde de Erol Hoca'ydı benim hocam. Final sınavında sordular. Soru işte Toklamış Hoca da bölüm başkanı bizim. Soru şu. Atatürk'ün diktatör olup olmadığını tartışınız. Ya soruyu böyle sormuşuz. Ömer de parametreleri ortaya koymuş. Çıkan parametrelere göre demiş ki diktatör. Ve biz bu çocuğa 100 vermişiz. Kendisi anlattı canlı yayında. Şimdi soruyu böyle sormuşuz. Çocukların suçu yok ki. Son derece açık uçlu. Kendi fikirlerini ama ne demiş? Parametrelerini koy. Şimdi parametrelerini koyar ortaya. Der ki benim verilerim bunlar. Şimdi hoca ne diyor? Diyor ki kardeşim ben Hasan Rıza Soyak'a göre konuşuyorum. En yakın tanık o. Çünkü Cumhuriyet'in kuruluşuyla ilgili belgeyi bile Atatürk kime verdi? Değil mi? Bahçede çağırdı. O kış bahçesi yapılırken gel dedi. Yazıları ona verdi. Düzelt getir. İlk kim gören adam? Hasan Rıza Soyak görmüş. Yani o kadar muhtemet adam. Getirdikten sonra ne dedi? Götür Adalet Bakanı Seyit Bey'e gösterin ama sır olduğunu söyle. O da kanuni çerçevesini çizsin. Şimdi neye göre konuşacağız? Biz mecburuz buna göre konuşmaya. Şimdi birisi kalkıp bunun yanlış olduğunu söylediği zaman yanlıştır. O nedenle söyleyebilirler. Harf devrimi yanlıştı değil, denebilir. İşte sosyal yaşam alanını ilgilendiren devrimler yanlıştır diyebilir. Parametrelerini ortaya koyarlar. Doğrudur diyen diyelim ki ben. Doğrudur diyen ben parametrelerimi ortaya koyarım. Sonra sonuçta iki akademisyen olarak oradan bir doğru bir şey çıkar. Birisi diyecek ya bir dakika dur, yanıldığım yer burası. Ama siz oralara gitmeden afaki konuşuyorsanız, afaki konuşuyorsanız, yalnızca şöyle bir cümle kuruyorsanız, efendim harf devrimi yapıldı, bakın biz mezar taşlarını okuyamıyoruz. Bu böyle bir cümleyle işe giriyorsanız zaten safsata bu iş. Safsata. Sen bana o harf devriminde neyin kazanıldığını, neyin kaybedildiğini bir anlat bakayım. Somut. Şimdi hocam bir şey söyleyeyim mi? Hı. Şimdi bakın, bizim konuşacak çok şeyimiz var, kabilinden diyeceğim. Sözünüzü kestim mi önce, öyle onu söyleyeyim. Yo, devam edin. Ha. Üzerine konuşuruz nasıl? Şimdi Türkiye'de en fazla tartışılan konulardan birisinin bu olduğunu ve canımızı sıktığını, bu konu konuşulduğu için değil. Konuşamıyorsun ya. Kırmızı çizgi. Ya kesinlikle saygı kuralları içerisinde. Bu çok önemli. Ya gayet bir kesinlikle hakaret etmeyeceksiniz. İki saygı kuralları, üç yasalar var. Kimse değil mi? Atatürk'e çok özür diliyorum. Lütfen. Siz nasıl kalkıp Atatürk'ün annesi için genel evde sermayeydi diyebilirsiniz? Bu nasıl bir ahlaksızlıktır? Geçen iki program önce mi denk geldi? Nasıl bir alçaklıktır bu? Bugün Cumhurbaşkanı da aynı şeyi eleştirdi. Ve Cumhurbaşkanı'nın yakınında duruyor şahsiyet. Nasıl söylersiniz bunu? Bakın benim yetiştiğim sokaklarda çok temel bir kural vardı. Hiç kimsenin anasına küfredilmezdi. Ben Rami ile Eyüp Sultan arasında yetişmiş bir çocuğum. Arkadaş nasıl söylersin böyle bir şey? Bu hangi vicdansızlık? Yahu annesinin hitabı, mahalledeki kadının hitabı ortada. Nasıl hitap edildi? Kendisi ölünceye kadar Çanakkale şehitlerine mevlüt okutmuş. Aynı şey Atatürk'ün kendi vasiyeti var. Makbule Hanım'ın vasiyeti var. Vasiyetler ortada. Zübeyde Hanım'ın söyledikleri ortada. Şimdi bunları tartışmak da çok anlamsız. İnançlıydı, inançsızdı. Size ne? Size ne? İnanç sahibiysen onun hesabını bir tek Tanrı'ya vereceğini bilirsin. Bilirsin. Onun için söylüyorum, bütün bu tartışmalarla yazık ediyoruz ve bakın kaçıncı yıla geldik. Ya geldiğimiz nokta başka bir şey, lütfen. Biz Atatürk'ü dünyanın, hep ısrarla söylüyorum, bırakın öteki liderlerle bir mukayese edelim, kaldıralım. İnsan Atatürk başka bir şey. Bakın insan Atatürk, kısa boylu, evet, karanlıktan korkuyor, fareden korkuyor. Bu koca Atatürk yahu, korkuyor. İşte korkularını yazmış, korkuyor. İnsan, insan, sizin gibi, benim gibi. Çok özür diliyorum. Burnunu karıştırıyor, geğiriyor, dişini karıştırıyor. Kardeşim insan bu. Şimdi bunu söylediğin zaman
ne söylemiş olacaksınız? Olur mu böyle bir çok, şey? Çok tehlikeli bir şey söylemiş oluyorsunuz. Böyle bir saçmalık olur mu? Bunları unutun. Bu insan Atatürk. Peki ben bir ileri biz lider, özür diliyorum. Bakın biz şunu tartışmalıyız. Bir, devlet adamı. İki, kumandan. Üç, devrimci. Yahu insanlık tarihinin en büyük devrimcilerinden birisi bu topraktan çıktı. Bırakın bunun keyfini, onurunu, gururunu, şerefini yaşayalım biz yahu. Ya, biz bunu konuşalım.